bırakılır o küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Ah gece gündüz susar, dudaklarım çözmüş gemi. Yakmış konakları, kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar, sessiz sedasız kaybolan yıllar, sessiz sedasız kaybolan yıllar. Dur, yavaş ol biraz. Çok özledim seni. Telefonum çalıyor. Boş ver. Baksana şuna, belki önemli bir şeydir. Hayret bir şey ya. Kim bu ya? Efendim Niran. Neredesin? Bürodan çıkmışsın. Evet, çıktım. Toplantım var. Müvekkillerimle yemeğe çıkacağım. Geç gelirim ben. Belki de hiç dönmem, beni bekleme. Ne yemeğiymiş bu? Ne demek gelmem? Sabaha kadar mı yemek yiyeceksin müvekkillerinle? Ben o yemeği dizerim senin boğazına. Of Nira, of. İşim var dedim ya. Kapatıyorum, meşgul etme beni. Hadi bay bay, hadi. Alo? Alo? Aa, yüzüme kapadı. Evlendikten sonra kazak erkek mi oldun lan sen benim başıma? Niye kapattın şimdi telefonunu? Neden posta koyuyorsun kadına? Gece eve dönmem belki falan da ne demek? Paşa paşa gideceksin yanına. Sen kıskanmıyor musun beni ondan? Aman. Nesini kıskanacağım annem yaşında? Ben seni Timur'dan deli gibi kıskanıyorum ama. Dokunuyor mu sana? Birlikte oluyor musun o herifle? O herif dediğim benim kocam. Herhalde birlikte oluyorum, salak. Delirtme beni Yasemin. Peki biliyor mu eski evinin aşk yuvamız haline geldiğini? Ha? Aferin der. Başlama yine. Timur bu ilişkiyi öğrenmemeli. Senin yüzünden sahip olduklarımı kaybedemem, anladın mı? 3 kuruşluk keyfimizi berbat etme. Hadi çıkar şunu. Neyi? Hadi. Al. Ya ver şunu. Ver, ver. Al bakalım. Ver seni, ver. Bizi bir arada tutanın ne olduğunu unutmuyorsun değil mi Ender? Unutmak. Aylin'den alacağım intikamı hafızamı silseler unutmam.
Nine! Mutfakta bir şey yanıyor. Nine! Nine! Nineciğim! Nineciğim! Ne oldu sana? Nine, aç gözlerini, yalvarırım. Nineciğim! Nine! Esmer kıpırdamıyor. Ne oldu ona? Nineciğim! Bir şeyler merak etme, nefes alıyor. Kıpırdatmıyor. Nine! Ambulans çağırıyorum. Hemen hastaneye götürüyorum. Nineciğim! 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 Ne olur aç! Bir tanem benim. Oh. Oh. Fatoş anne alışverişten dönmedi mi hala? Dönmedi canım. Ben çıkıyorum anneciğim. Çok geç kalmam. Tamam bir tanem. Nereye gidiyorsun? Annemi ziyaret edeceğim Ali. Aha, tabii ya. Ben de inandım değil mi? Ne diyorsun sen Ali? Ona gidiyorsun değil mi? Döndüğün gibi kollarına koşmaya gidiyorsun. Aha. Tabii. Hasretle geçirilen bir yıl var. Özlemişsinizdir birbirinizi. Yanmışsınızdır. Ali saçmalama. Ezo. Ezo, biz birbirimizi biliriz. Beni kandıramazsın. Esmer'le buluşacaksın. Sen neler söylediğinin farkında mısın? Saçmalamayı kes artık. Bıktım senin bu saçma sapan kıskançlığından, hesap sormalarından, şüphelerinden. Bana bu şekilde davranma hakkını sana vermedim Ali. Bana hesap soramazsın, anladın mı? Ezel, tartışmayın lütfen. İkiniz de bana hep acıdınız. Bana acıdığın için yanımdaydın. Esmer ona ömrüm boyunca borçlu kalayım diye o parayı buldu. Seni benimle gönderdi. Ama zannettiğiniz kadar aciz değilim. Anladınız mı beni? Bunları Esmer'e de söyle. Artık canımı sıkmaya başladın. Tartışmanıza karışmak istemedim. Ama bilmen gerekir ki Ezel'i haksız yere suçlayıp incittin. Esmer'le buluşmaya gitmiyordu. O kliniğe Meral Hanım'ı ziyarete gidiyordu. Nasılsın nineciğim? Nasıl olayım oğlum? Azrail yanına almaya hazırlıyor beni. Böyle şeyler söyleme. İyi olacaksın sen. Melek nerede? Aşağıya kadar indi. Gelir şimdi. Dün gece bir rüya gördüm evladım. Bugüne kadar yaşayacağımız acıları, kederleri, hüzünleri, mutlulukları gördüğüm gibi gene bir rüya gördüm. Hayırdır? Hayır evladım. Hayır. Melek, şu yaşında öyle ağır yüklerin altına girdi ki, öyle büyük sınavlardan geçti ki, bugüne kadar yaşadımsa onu yalnız bırakıp gitmemek için inat ettim Azrail'e. Ama artık onun yanında sen varsın. Çınar gibi yüce, çınar gibi sağlam, çınar gibi serini, sıcağı sunan bir insansın oğlum.
Meleği ancak senin gölgene emanet edebilirim. Ben her zaman onun yanındayım. Bunca yıl ne ben ne melek kimseden bir şey istemedik. Sen istemeden verdin. Verdiğimde de karşılık istemedin. Beni bağışla oğlum. Senden son bir şey daha isteyeceğim. Buyur nine, başımın üstünde. Meleği ortada bırakma. Namusu da, geleceği de, gönlü de sana emanet. Meleğin seni sevdiğini biliyorum. Kızımı sana emanet ediyorum oğlum. Onu senin karın olarak görmek son arzum. Nasılsın ninem? İyiyim canım meleğim. Ben cevabını evet kabul ediyorum güzel oğlum. Dualarım hep senin üzerinde olacak. Nerede kaldın be? Kusura bakmayın. Ancak geldim. Tamam tamam. Göster neler yakaladın. Tabii. Sürekli evde mi buluşuyorlar? Evet efendim. Hep bu evde buluşuyorlar. Demek şeytanın avukatı garsoniyer tuttu kendine. Efendim, ev kadının. Şu anda oradalar mı? Evet efendim. Al, al hadi. Hadi git şimdi. Hadi gözüm görmesin seni, hadi. Teşekkür ederim Niran Hanım. Adresini şoförünüze verdim. Tamam, hadi. Osman. Buyurun efendim. Bas, gazla hadi. Peki. Niran arıyor yine. Manyak mısın? Neden açıyorsun ki hemen telefonu? Alo. Bana bak lan. Hangi cehennemin dibindeysen hemen eve geliyorsun. Duydun mu beni? Ne oluyor ya? Ne oldu? Bilmiyorum. Niran. Çok kızgındı. Hemen eve gel dedi. Kalk çabuk. Kalk. Bir şeyler hissetti kesin. Senin salaklığın yüzünden yakalanacağız bir gün. Sen de amma tırstın hemen.
Senin karından zerre kadar korkmuyorum, merak etme. Benim için Timur'un ilişkimizi duymaması önemli. Ne koca delisiymişsin sen de ya. Çıkıyorum ben. Güle güle. Gerçekten açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan sürtük? Her şey ortada. Kocama mı gözüktün lan? Ha? Yardım! Ha? Yardım! Başkasının erkeğine göz dikmemeyi öğreteceğim sana. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Bakın Ender'le biz... Ender'le biz... Senin gibi paçavraları iyi tanırım ben. Yapmayın yalvarırım. Evde erkeklerle kırıştırmamayı öğreteceğim sana. Yalvarırım yapma. Lütfen. Ne olur kurtarın beni. Ne olur affedin. Lütfen. Hayır. Hayır yapmayın. Seni Allah affetsin be. Yapma. Yapma. Bu küçük bir uyarıydı. Daha cezanı kesmedim, haberin olsun. Nasılsın Meleğim? Çok özlemişim seni bir tane. Ben de çok özledim anneciğim. Çok merak ettim seni. Hiç aklımdan çıkmadın. Neden çıkmadın telefonlarıma? Babam hep bir bahane uydurdu. Beni buraya kapattılar. Başlarından attılar. Ben deli değilim. Değilsin tabii anneciğim. Ne olur böyle konuşma. Çıkar beni kızım. Yalvarırım götür beni buradan. Tamam anneciğim. Ne olur ağlama. Doktorunla konuşacağım. Çıkaracağım seni buradan. Hiç merak etme. Meral Hanım, ilaç saatiniz geldi. Biliyorsunuz dinlenmeniz de gerekiyor. Yavaş yavaş yukarı çıkalım isterseniz. Tekrar geleceğim anneciğim. Seni bırakmayacağım. Söz veriyorum. Buradan çıkaracağım seni. Thank you.
giderim mi artık? Koluma girin. İyi günler. İyi günler. Ben Meral Türk'ün kızıyım. Annemin durumu hakkında sizden bilgi almak istiyordum. Buyurun lütfen. Annenizin durumu burada olduğu süre içinde sakin. Saldırgan tavırlarla hiç karşılaşmadık diyebilirim. Bunu Yasemin Hanım, Timur ve Selçuk Bey'le de konuştum. Alıp eve götürdüler birkaç kez. Ama her seferinde Yasemin Hanım'a saldırmış. Bu yüzden tekrar geri getirmek zorunda kaldılar. Ben yurt dışına giderken annemin durumu gayet iyiydi. Düzelmişti. Şu anda benimle konuşurken mantıklı cevaplar veriyor. Siz annemin burada kalacak kadar hasta olduğunu düşünüyor musunuz? Bakın, ben bunu ailenize de söyledim. Annenizin burada kalması için hiçbir neden yok. Kendisi gayet iyi. Ancak aileniz ısrarlı. Anlıyorum. Her şeyi çözüp annemi buradan çıkarmak için geri geleceğim. İyi günler. Ah abi. Bunların sebebi sensin. Ne yaparım ben? Ninemden başka kimsem yok benim Esmer, yok. Ninem iyi geçecek, merak etme. Hem ne demek kimsem yok? Ben hep yanında olacağım ve seni hiç bırakmayacağım. Büyükanneniz sizi görmek istiyor. Ne oldu nene? Meleğim. Affet beni. Seni bırakıp gitmek ne zor. Gitme nene. Yalnız bırakma beni. Sana bir şey olursa ben de yaşayamam. Yalnız değilsin Meleğim. Hem unutma. Nasıl da anlattığım masallar. Her rüzgar estiğinde sana geleceğim. Tam burada olacağım. Nene! Nene!
yardım edin nine. Doktor! Nineciğim! Nine, ne olur ölme! Ölme sen! Ne olur kurtarın onu lütfen! Lütfen hanımefendi, geri çekilin lütfen! Lütfen! Melek! Melek, nine, kendine gel! Nineciğim! Ninen iyileşecek. İnan bana. Esmer, içim yanıyor. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur ona bir şey olmasın lütfen. O benim her şeyim. Kurtarın onu. Esmer. Amerika seyahatinden döndünüz demek Aylin Hanım. Hoş bulduk abi. Biraz konuşabilir miyiz? Çok işim var, vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Annemi niye hastaneye yatırdınız? Onun hiçbir şeyi yok. Niye tutuyorsunuz o hastanede? Gelir gelmez hesap mı soruyorsun? Ha? Senin annemin üzerinde ne hakkın var? Bırakıp gittin. Bir yıldır yoktun. Annem şimdi mi aklına geldi? Sen artık bu aileden değilsin Ezel. Bunu kafana sok. Sen de şunu kafana sok. Sen istesen de istemesen de ben hala bu ailenin içindeyim. Ve artık eski sessiz korkak ailen değilim. Annemi oradan en kısa zamanda çıkaracaksın. Eğer yapmazsan velayetini alırım ve onu nasıl olsa çıkarırım. Eğer direnirsen senle Yasemin'le sonuna kadar uğraşırım. Hadi ya. Kalbindeki kor alev yanmaya mı başladı o?
Yanamayacak kadar ölüyüm baba. Geçen her gün öldüm ben. Nefes alamıyorum. Ama o geldi. Dokunamasan da, görmesen de varlığı seni hayata döndürecektir. Yeni başımda olması çok da acı veriyor baba. O geldi mi? Ali geldi. Nasıl? İyi. Hatta daha bir sağlıklı. Daha da dinç görünüyordu. İlacı yanındaydı. Bu kadar ızdıraba değmiş ha. Sonunda kurtulmuş. Ne yapacaksın oğlum? Bambaşka bir hayat kurdum kendime. Geçmişimi, Esmer'i öldürüp gömdüm. Artık yolum belli benim. Yanımda Melek olacak. Onu görmeyecek misin? Güzel oğlum benim. Hoppa. Şimdi anne gelecek. Beraber oyun oynayacağız. Tamam mı? Dünya tatlısı. Bak, anne de geldi. Onu çok özledik değil mi oğlum? Meleğim, canım. Özlemiş mi benim oğlum annesini? Canım. Neler yapmışsın böyle? Senin için. Birlikte hazırladık. Beğendin mi? Bayıldım. İyi ki varsın Ali. Sen de öyle. Oğlum. Ay canım. Canım benim canım. Bak hav hava. Küçük bir kız tanıdım, masallara inanan. Küçük bir kız tanıdım, masallara inanan. O benim olan tek şeydi, tek şey. O benim ömrüm.